Neyi tescil edin biraz? Oo. Abi saceti. Aksu et eldiven dünyasında giy, eldiven giy, çekim yap yerden. Eldiven giy de yap. Ya yok ne eldiveni bir abi. Şey eliğin şeyi geçici buraya. Enerjisi, lezzeti. Damak tadı. Bak şey bak bak. Çocuklar da bir eldiven giydir orada. Giyecek. Oo, abi. Bütün sebzeler abi, karıştı öyle mi? Evet abi. Recep'im. Biri oradan gereksiz bir yorum yapar. Kafam bozulur, moralim bozulur. Sen bilemezsin. Eldivende kanserojen madde var. Yapmış. Aa bak duydun mu? Eldivende kanserojen madde var. Birisi de oradan aynen böyle yazar. Eldivende kanserojen madde. Evet, var. Evet abi. Eldivende kanserojen madde var. Evet, etler doğranıyor abi. Osman Aksu tarafından. Görüyorsunuz. Özenle simetrik. Sacımız hazır. Simetrik bu şekilde doğranıyor abi. Bu da sarımsak söylüyor ha. Evet, sarımsak söylüyor hadi. Sarımsak söylüyor ha. Hadi Recep. Recep. Recep hadi Recep. Abi eczanem. Aferin Recep sana. Helal olsun. Bak 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 bak. Nasıl döşüyorlar şimdi bak. Bu fırında pişecek abi. Lan Recep. Lan Recep. Yapıyor mu sporu Recep ya? He? Bu işi özenle yaptığınıza ben kanaat getirdim ya. Bak bak bak. Abi şu güzelliğe bak. Heh. Birinci tepsi yapıldı abi. Görüyorsunuz. Bir taraftan etler doğranıyor. Bir taraftan sebzeler yerleştiriliyor saca. Kirli saç diyorlar abi buna. Öyle mi? Evet abi. Kirli saç. Bana bir sarımsakla. Aha sarımsakla da geldi kanki. Sarımsaklar bütün batacağız doğrucu. Abi iki çizeceğiz ya. Ne? İkişer ikişer bölelim. Oo harikasın ya. Harikasın, harika avcı. Yani bunu kirli saç deyince kirli saça koymuyoruz bunu. Heh. Ta ki bir dahaki saç yapılana kadar yıkanmadığı için adı kirli saç. Öyle yani pis bir şekilde mi bırakıyorsunuz bir daha yapılana kadar? Heh. Kendi yağıyla mı? Kendi yağıyla bırakıyor. Çünkü kendi porlanıyor yağıyla. Suya koyduğum zaman porlanıyor. Porlanıyor, anladım. Evet, evet. Sarımsaklar, hadi abi. Sarımsak tansiyonu dengeler, biliyorsun değil mi? Çok önemlidir. İnsan sağlığı için Recep'im. Of 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 of. Bak bak bak. Şimdi etleri üstüne döşeceğiz mi abi? Evet abi. 2 kilo 400 gram. Etleri döşüyoruz. Ondan sonra en üstüne kuyruk yağı. Olmazsa olmaz. Evet. Kuyruk yağımız hazır mı? Tabii hazır. Harikasın. Her daim. Bak 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 bak. Stoklarla sınırlı elimizde. Ay maşallah ay maşallah. Duydum Osman. Efendim. 1 kilo 400 gram koyduk. Tamam. Ne oldu? Hesapladı bak burada. 1 kilo 400 gram olmaz abi. Bak bak bak. Eti döşedik. Sebze gözükmeyecek ha aşağı. Tabii. Sebze gözükmeyene kadar eti döşüyoruz abi. Buyruk yağını da döşeceğiz. Buyruk yağ. Buyruk yağ ayrı bir lezzet katıyor Osman bize değil mi? Aynen öyle. Osman. Aha ben... öbür tepsi de geldi abi. Bir daha da oğlum. Hı. Bir daha da. Buradan daha da diyorum. Aynen. Şey yapalım o doğru biliyor mu? Ha öyle. Sen. Abi ben geleyim ben. Adam dört peken mi kasa buldu? Canlı iken kaç kilo geleceğini biliyor yine. Onu o kadar da geçiyor. Harbiden ha. Doğru hepsini doğru hepsini. Doğru. Orada bu üzüm ne oluyor burada? Burada söylesin. Saca mı? Üzüm saç, üzüm. Üzüm öyle değil. Üzüm, üzüm saca mı katılıyor? Yok bu ayrı bir zellet veriyormuş. Zellet, zellet mi veriyor? Bunu buraya koyuyor. Hmm. Sadece yaparken. Abi, bu fırında kaç saat bitecek? 1,5 saat. 1,5 saat sonra. Bir saat sonra. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır yiyeceğiz bunu. Kemiksiz la bir de bu. Tabii kemiksiz bu. Çatala gerek yok. Ekmeğe boyuna sunak edeceğim bunu. Lan olu 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 olu. Doluya doluya. Doluya doluya. Doluya doluya. Sunak edeceğiz bunu. Bu biraz daha çalışıyor. Orada fazla kaldı. Abi. 150 gram var. 2 tane oldu 3 nerede? Çok güzel. Geliyor geliyor. Osman üçüncü şey üçüncü mü hazırlanıyor şimdi? Evet evet. Ay maşallah. Ay maşallah. Hani kuyruk yağlarımız nerede? Hemen getir kuyruk yağlarını döşeyelim üstüne abi. Güzel lezzetli yemeğimizi yiyelim. Harmanda yiyeceğiz bunu. Harmanda, Çelcik Harmanı'nda. Bir şeyimiz satışta.
Abi ya şuna bak. Rönesans tablosu gibi ya. Buyruk yağını alsana gelsene. Bunu bir etmedim. Buyruk yağını getireceğim. Murat abi. Namı yani. Komando Murat. Harman'da yiyecek saçları. Onu karıştırma şimdi dur. Alan moda alamayan moda. Aferin. Ama gelsin Harman'a yiyecek. Ya yok yiyesin. Lan kendine göre almış adam. Yok abi sofrası açıktı. He? Sofrası açıktı. Allah Allah. Abi gösterebilsene abi. Gösterebilsene abi. Hele buldu. Saat kaç gibi neyin gidelim ya? Ha bu da kuyruk yağı. Ha kuyruk yağı da doğranıyor. Bak şimdi bunu üstüne döşeceğiz. Tabii. Mis gibi. Alın size saceti. Kargının asırlardır değişmeyen lezzeti. Saceti, kirli saç. Bunu böyle yiyince onu olduğu gibi yağıyla bırakıyoruz. Tabii. Ondan sonra bir sonraki saça kadar yıkanmıyor. Doğru mu tabii, Osman? Tabii. Lan Osman ne simetlik doğuruyorsun lan. Arkadaş bu nedir böyle ya? Daha çekim için sırf ben hani yoksa bundan yiyeceğim de ne? Bak, bak kebap ne diyorsun sen orada ya? He? Kebaba ellemeyin beyefendi. Kebap göstereyim de ya. Hayır gösterme de. Geriden varmanın göster. Geriden bakın abi. Geriden sevin. Zaten 400 lira alacak geriden söylemişsin. Yok yakında 600 lira. Bedava ya. Vallahi bedava et ya. Bedava yemin ederim. Et bedava. Şu an kargı, Çorum'un kargı cezinde. Et bedava. Et bedava abi. Sen de et satıyor musun? Bak. Geldi. Ben satmıyorum ben. Evet. Kırmızı kuyruk yağıyla buluştu. 20 gram çikolata 25 lira ya. Abi şuna bak. Böyle küçük kuyruk olacaksa bu da bu eriyip altına gidecek. Eriyecek bu şıkır şıkır. Tabii ak kalmayacak üstünde eti. Lan ne lezzetli. Bu koyun eti mi? Kuz eti abi. Kuz eti ha? Koyun eti sert olur abi. Uzunun anası olduğu için. Eskiden panayırlarda gelirdi bir tek kebap. Başka gelmez. Evet. Eskiden yapmazlar mıydı? Ne al ya? Şaşırma. Yapmıyorlar mıydı? Panayır. Yoğunlukta panayır doğurdu. Evet. Allah Allah. Abi. Öyle böyle şimdi. Abi. Sadetimizi koyuyor musun? Üzümün kebap gibi kocaman yiyorsun. Kuyruk yağı nasıl doğranıyor arkadaşlar? Bakın izleyin. Abi. Sen boş konuşmuyorsun ya. Ya bugün 15-20 tane kebap gövde satıldı burada. Ya 80 gövde satıldı oldu galiba. Ya Erdal abi sen aslında tavuğun kanadın mucidiydin ya. Sen ben her şeyin mucidiyim var da. Kanadın mucidiydin sen. Ben kasapların mucidiyim ben. Hmm. Tek ustası olmayan kasap benim. Diğer sacımız da burada hazırlanıyor. Evet. Sebzelerimiz hazır. Bunu da buluşturalım kuyruk yağıyla. Buluşturalım abi hadi. Sevgiyle ama sevgiyle. Sevgiyle, Osman sevgiyle. Aşkla dağıtıyoruz. Aşkla bak ha. Sevgili olsun deseydin buna dağıtıyorsun. Oo. Abi şuna bak ya. Bak 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 bak. Ben de mi olacağım? Sen de mi olacağım? Sacımız hazır abi. Şimdi bunu bu şekilde fırına. Direkt fırına süreceğiz. Tabii. Erdal abi zeptan da gel ya. Aa zepte bitmiş. Zebze bitmiş. Ya. Şimdi Osman'cığım bu abi. Böyle bir saç. Evet. Sadece bir saç. Kaç kişilik? Abi bunu bak şunlardan 3 boy. 3 boy bunu 6 kişi yer. Rahat yer 6 kişi. 6 kişi. Peki evet, bunun bize maliyeti nedir abi? Şimdi bu biraz özel spasiyel. Eti bol tamam. Olsun dedi saç sahibi. Tabii. Bunların 3'ü aynı boy. 3'ü 2000 lira bunların. 3'ü 2000 lira. Evet, 3'ü 2000 lira. 3 tanesi. Tabii 3 tanesi. Ama normalde bunu 600 liralığı da 6 kişiye yeter. 700 liralığı da 6-7 kişiye yeter. Yani kişi başı 100-150 liraya geliyor. He kişi başı 100-150 liraya evet. Geliyor. Yani 6 kişi bir araya geldiğiniz zaman Osman'a diyorsunuz ki bana güzel bir kuyruk yağlı yine bir saç yapın diyorsunuz. Osman size 150 lira verdi mi? 6-7 kişiyle rahat Allah. Hatta sabah yersen akşama kadar dok gelirsin. Evet, dok gelirsin. Niye? Evet. Ertesi güne kadar çünkü evet, içinde kuyruk yağı var. Tabii. Hani 150 liraya doyuyor musun? He? Ertesi güne kadar. Biz bu özel spesiyel olduğu için vatandaş etini bol istedi. Bu en parada sınır yok, sıkıntı yok. İyi şimdi Harman kalkıyor ondan kaynaklı. Ama her yerden parada sınır yok. Rekolte yüksek herhalde bu sene. He? Rekolte yüksek herhalde. Ha? Kuyruk yağı doğramıyor devam. Bunu nereye? Diğerini ha? Tam öbür saca. Öbür saca. Üçüncüye. Hı? Ya şükürler olsun. Memleketimiz bolluk abi. Bolluk ya vallahi ben böyle bir bolluk memleketim. Adam Harman'da şeyin ağzını kovmuyor işte bak koyuyorsun değil mi abi? Ya. Abi gelecek. Tabii. Bir yandan geliyor. Tabii geliyor. Allah bereketini artırsın. Amin. Cemil cümlemizin. Cümlemize vesile.
Oradan gelecek, sana dönecek. Tabii. Tabii. Yani bir yerden gelmen gerekiyor. Yok, bir şey abi dönüyor. Kebabımız da burada. Şeye, cama kebap olmadı. Yarın da iki koyu da kebap vereceğiz. Yarın iki koyu da koyu kebap mı? Tabii. Lan arkadaş bu çiftçilik... Çiftçilikte diri para valla o zaman Osman. Olsun masa bak bize de yansıyor işte ne vallahi güzel. Vallahi billahi ay maşallah ya. Bize de yansıyor. Arasında paslaşıyor. En fakiri Osman Taş herhalde çiftçilerin içinde. İçeri var ya. Lan ben fakir değil biliyorsun yolda adam, görünce para veresim geliyor. Adam koca içeri var ya. İçeri var. Allah daha çok besin. Osman Taş. Osman Taş'a niye bak burada o sen şimdi? Ne bileyim köyden yağ getiriyor bana dağıttırıyor ne bir şeyle diyor. Allah Allah. Tabii. Ne ya? Tereyağı mı? Bilmiyorum. Elinde poşetinden geliyor şunu dart diyor. Vay da ha. Vallahi billahi. Anlamadım. Onu da çağırır ye içine ya.